Yıllar önce dinlediğim bir şarkı bir an aklına gelir ya, sanki kendini çağırır. Bu da öyle bir şey. Yani hayat yolunda bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. Bir hikaye anlatmak istediğin zaman o an onlar zuhur ediyorlar ve kendilerini davet ediyor, diyorlar gibi düşünebiliriz. Ben öyle düşünüyorum yani yıllarca sonuçta keyif aldığım şey yani kurmacadan veya insanın derdiyle ilgili düşünmekten keyif alıyorum. Yani bu hoşuma gidiyor. Sabah kalkıp kahve içerken böyle etrafı izlemek, kitap okumak veya film izlemek veya işte benim hayatta karşılaşmalarım. Bu filmin de belki izleyi olmuştur. Film Siverek'te bir gece yarısı böyle yatmadan önce yani sinema ile ilgili bir sürü hikayem var. Hangisini yapsam hangisini yapsam derken bir anda önce ismi aklıma geldi. İsmini çok sevdim. Daha sonra da içerik yani birden böyle Google'a Van Gogh yazarsın ve gelir ya resimleri. Pat 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 geldiler. İşte o ağaç, kuru otlar, denize uzaklık gibi imgeler zaten böyle beni etkileyen melankolik ögelerdi ve onlarla beraber tabii ki bu insan da yani insanın bir şeye zorlanması mesela ben bir ara bundan 10-12 yıl önce bir ara çalışırken sabah 9'da imza atıyorduk. Bana çok böyle yani ben niye imza atayım ki yani bu nasıl bir sanki insan doğasına aykırıymış gibi geliyor yani birinin tamam bir iş yapabiliriz ama birinin birine emir verme gibi ve askerdeyken aynı şeyi yaşamıştım. Yani biri bana niye emir versin ki yani bu biraz bana yani veya biri Hazreti İsa olurken biri niye çöpçü oluyor gibi. O belki de düşündüğüm şeydi. Ama bunu tabii ki daha böyle felsefik bir yerden okuma yapısını yapmak yerine daha böyle sakin bir yerden okumasını yapmak istedim belki de. Yani o coğrafyanın o zaten dediğin gibi yani içerikle tasarım biçim farklı farklı alan şeylerden geldiler. Hani o renk kullanımı, renk paleti veya kadrajların işte belirlenmesi, ham sinema gibi ögeler böyle yavaş yavaş oluşan etmenler. Ama yani bir açıdan böyle, bir açıdan da şeyi düşünüyorum. Şimdi tabii yani hafıza insanın yanıltışını böyle düşünüyorum ama benim aklıma gelen yani çünkü bir anda filmi çekmiştim yani aklımda. Senaryosu var. Senaryosu olmayan sadece şey. Yaşlı amcanın senaryosu yok. Yani oradaki yazan birebir çünkü ona şey yapayım. Ona sadece senin dediğin gibi bir ne olacağını anlattım, hikayeyi anlattım, Peter Pan'ı anlattım, onu anlattım, bunu anlattım. O onu kendisi zaten hani zeki bir insan. Yani zekilerle filmdekilerin çoğu zaten yani zeki olunca çok rahatlıyorsunuz. Mesela abim idari yapınca ve işte uygulayıcı yapınca yani benim Çetin abimin oynadığı karakter mesela ona da aynı çünkü çok konuşması gerekiyordu. Ona sadece şeyleri, imgeleri verdim yani işte rüya, bahçe, üzüm, deniz gibi şeylerden bahsetti yani. Ama lütfen susma. Lütfen susma dedim. Çünkü öyle yapması gerekiyordu yani. Susmaması gerekiyordu. Çünkü durdurulması gerekiyordu. Ya filmde zaten öyle bir şey var yani. Hep bir şey var yani. Ya yürüyor ya biri konuşuyor hep gibi. Kürtçe konuşamıyorum. Bunun hazırlığını yapmak bayağı zaman alırdı. Ve filmde yaz hikayesi olduğu için açıkçası yani benim içimde ukde kalan şeylerden biri de benim karakterim için değil çünkü benim karakterim zaten İzmir'e gitmek isteyen biri. Ama filmin gerçek habitatında insanlar Lazca, Kürtçe, Arapça, Türkçe karşı konuşuyorlar zaten. Gündelik dil böyle. Bu benim için açıkçası yani dediğim gibi filmin senaryosunu yazıp bizim sete girmemiz aslında 20 gün var. Yani her şey böyle eş zamanlı ilerliyordu. Oyuncular eş zamanlı bulunuyordu. Mesela senaryo yazdım, ertesi gün oyuncuya gönderiyorduk. Yani şey gibi. Çünkü mevsim gidiyordu. İbrahim Tatlıses'in lafı gibi yani güneş gidiyordu yani. Halay sahnesinde kadın yok. Çünkü kadın oyuncu bulamadım. Zamanım kısıtlıydı diye. Bunlar açıkçası beni şey üzen yani. Çünkü ben madem bir iş yapıyorum bu iş böyle olması olmalı deriz ya. Yani orada mesela
Yaşlı amca belki İzazaça konuşurdu ve eğip Türkçe cevap verirdi gibi, anlatabildim mi? Bu tür şeyler olması gereken şeylerdi. Ben Türkçe bilmediğim için yine belirtiyorum. Onun için böyle yaptık. Yani onu biraz şey bir konu olarak değerlendirdim. Çünkü filmin kontekstini de oraya yapılandırmak istemedim. Yani şimdi filmle ilgili şey de var ya, işte Kürt filmi, Türk filmi yok, o film yok, bu film. Ya bu Türkiye filmi ya sonuçta, yani Kürt bir karakterin Türkiye'deki hikayesi. Ben hikayeyi yazarken mizah olsun diye yani böyle yapmadım. Mizah, ben bu kadar göreceklerini tahmin etmiyordum. İşin garibi benim için bu. En azından belki bazen her şeyin bir yeri ve zamanı vardır ya, uygun zaman, uygun yerde olmakla alakalı bir şey. Çok gülmeye ihtiyacımız olan bir şeyde insanlar böyle en ufak kıvılcımı görünce gülmeye başladılar. Ben biraz da ona yoruyorum. Çünkü ben yani gerçekten yazarken, hatta senaryo okuyan bir iki arkadaşım ya, biraz komik. Ben onlara şey demişim, nasıl komik ya? Komik değil yani. Meğer komik. Bu bir, şu an benim açımdan da size konuşuyorum ya, benim dediklerim inandırıcı gelmiyor. Sen orada kendi kime diyorum ki, sen orada Heidi koymuşsun. Haydi işte. Komik değil mi sence? Şimdi bakın komikmiş. Komik olan şey tezat olması değil yani. Hayatın böyle sürprizleri olması. Hayat tam olarak böyle bir şey. Yani adam öldürmeye giderken, bir yerden geçerken biri çok güzel yemek yiyordur böyle, iştahlı iştahlı. Veya bir çocuk yeni ayakkabı almıştır, önünden kaçar böyle. Ayakkabılara şey olur ya, spor ayakkabılarda. Çocuk ayakkabıları şık olur. Çocuk onu almanın mutluluğuyla koşarken sen de birini öldürmüşsün, beraber koşarsınız. Bu ceza hukukuyla ilgili bir takım deneyimlerinden de kaynaklı olmuş olabilir. Belki de onları böyle temizliyorum. Çünkü çok ağır meseleler görüyorsunuz. Çok yıpratıcı. Sonra dışarı çıkıyorsunuz, döner yiyorsunuz. Bu çok garip. Müebbet yiyor mesela. Ben dışarı çıkıyorum, yani 3 saat sonra çünkü hayatıma devam etmek zorundayım. Venedik'te yine hatırladığım kadarıyla, çünkü gerçekten yani dediğim gibi insan hafızası, insan oyun oynayabiliyor. Bu kadar tabii gülünmedi. Halayla ilgili ama halayda bir filmin sonlarında halayda herkes rahatlamıştı yani, öldürme, yani şu an filmin spoilerini veriyorum ama yani rahatlamışlardı. O sonu benzerdi bu arada. Tabii zırgıt çekmediler. Şimdi burada insanlar zırgıt çekmeye başladılar yani. Onun dışında benim filmle ilgili almış olduğum geri bildirimlerde şöyle bir durum var. Bazılarının kurmuş olduğu bu filmle çok garip. Tam her filmi seversiniz. Mesela benim Kiarostami'nin arkadaşımın Evin Nerede veya işte Vittorio De Sica'nın Milano'da Mucizesi veya Yavuz Turgul'un Eşkıya filmiyle veya işte aşk filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni'yle kurmuş olduğum bağ çok başka bir bağ. Sanki arkadaşlarımmış gibi bu filmler. Bu filmle ilgili de öyle hisler aldım. Yani bir film olarak görmeme. Sanki bir film değilmiş de böyle gayet Eyüp'ü böyle Eyüp'le yoldaş olacaklarmış gibi izlenim edindim. Belki de dedim ya ona, belki de ihtiyacımız var yani, biraz gülmeye ihtiyacımız var. Çünkü 11, yani şu an festivalde olan 11 filmin ben çoğunu izledim. Eyüp'le beraber hepsi çok dertti yani. Hepsi çok dertti. Çok yani yorucu bir şey. Hangi şairin diye diyor, dağılmış pazar yerlerine benziyor memleket. Cidden memleket bile şu an tam bir pazar sonu böyle dağılmış yani, her taraf kötü yani.